Arkadaşlar bu konu her yıl bu protokolü müftülüğümüzde yapıyoruz. Buradaki farklılık şu, bu protokol bu sefer yetki verirseniz 9 aylık. Sebep de şu, belediye başkanları normal görev süresinin bitiminden 6 ay sonrasında kapsayan protokol imzalayabilir. Yani bu cami temizliği meselesi belediyenin asli işlerinden olmadığı için, asli işler yürüyor. Asli işlerinden olmadığı için bir başkan değişimi olursa yeni başkana bir takdir hakkı bırakmak için böyle bir şey konulmuş kanuna. Yani ben devam edersem cami temizliği devam edecek. Ben etmezsem gelen eder mi bilmiyorum. Yaygınlaştırarak. Bilmiyorum, yani aday belli olmadığı için yorum da yapamıyorum. Ama Cübbeli Emin Hoca aday olacak gibi görünüyor. Kim? Cübbeli Emin Hoca dedi. Böyle arkadaşlarla paylaştınız mı daha önce? Kim geliyor? Yine bir şeyler mi görüyorsun oradan bakınca geliyor falan? Umut. Oyladık çünkü. Oyladık mı? Protokol yetkisi verilmesi noktasında müftülüğümüzde camilerin temizlenmesi uygulamasının devamı için 9 aylık bir yetki talebimiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, olmayanlar oy birliğiyle kabul edilmiştir. B. 25.11.2017 tarih ve 29.959 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre Bolu ili merkez ilçe sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve Bolu ili merkez ilçesi Yukarı Sokum Mahallesi 534 parsel içinde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesi işinin 5 lira kadar kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Gülder'in bu konuda bir açıklama yapar mısın? Arkadaşlar ben de ilave olarak şunu söyleyeyim. Tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili 13'te bir tesis yapılmış. 14'te faaliyete geçmiş. 10 yıllık bir hale. Burada herhalde cirodan pay alıyoruz. Yıllık yetki istemiyoruz. Sebebi de şu. 5 yıl içerisinde backup başkanlığını hani ben bırakmıştım ya, yine de belediye başkanı üstü. Eğer Mengen'deki o sahaya, Bürünlük sahasına geçebilirse, niyetimiz buradaki tıbbi atık tesisini de oraya taşımak. O yüzden 10 yıl değil, 5 yıl süreyle yetkiyi. Var mı bu konuda görüş beyan etmek? Evet. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen yok. Teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul ediyorum. Hemen ihale hazırlıklarına başlamam. Bir ayda doluyor. Ya Uğur Bey gülüyorsun da. Bugün bir tansiyon problemi yaşadım. Hafif onun sersemliği var.
Duyunca adayı tansiyonum çıktı. Veli Emin Hoca. Ya yapmayacağım vallahi halim yok. Bugün beni mazur gör ya. Veli Emin Hoca mı? Ne biçim laf bu ya? Ne demek bu laf? Özür dile. Özür dile. Birinci kez uyarıyorum. Özür dileyeceksin. Sen Bolu'nun seçilmiş belediye başkanı şaklaban diyemezsin. O ifadeyi sana iade ediyorum ve özür dilemeni bekliyorum. İkinci kez uyarıyorum. İkinci kez uyarıyorum. Ne yapacağımı biliyorsun iş. Çalışma yönetmeliği var. Arkadaşlar, birleşime 5 dakika ara veriyorum. Uğur Bey'i de görevli arkadaşlar salondan çıkarsınlar. Enerji ile bağlantılı bir konu olduğundan dolayı Var ve Şehircilik Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. G bende, evet. D-08-09-2023 tarih ve 2023 Taksim 372 sayılı meclis kararına göre Bolu İli Merkez İlçesi Karaçayır Mahallesi 3586 ada bir parsel numarasındaki kayıtlı taşınmaz üzerine yapılması düşünülen bina inşaatları ile ilgili proje cephelerinin uygunluğu konusunun görüşülmesi. Evet, bu konu da C bendi ile bağlantılı. O yüzden bu konuyu da İmar ve Şehir Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Enerji olarak konuyu 92 tarih 20.72 sayılı meclis kararının revize edilmesi konusunun gündeme alınmasını az önce oylamıştık. Konuyu da İmar ve Şehircilik Komisyonu'na sevk ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği. Tek ve temenniler var mı? Sayın Başkan, değerli hazırın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii öyle olmasını arzu etmezdik ama maalesef bazen olabiliyor bu tip gerginlikler. Ben haddimi aştığımı düşünmüyorum ama öyle bir şey de yaptıysam kusura bakmayın. Ama başkanın da tarihini hepiniz gördünüz. Biz malumunuz aday adaylığı noktasında bazı kelimeler sarf ettik. Ben kendisine de söyledim. Bakın, acımız taze. Bir arkadaşımızı kaybettik cumartesi günü. Fikret Çıracı avukatımız, il başkan yardımcımız. Rahmetliyorum. Bu konuların devamının etmemesi arzusuyla zaten şurada 3 ayımız kaldı. Birbirimizi kırmanın, birbirimizi kendirmenin bir anlamı yok. Hepinize saygılar sunuyorum. Uğur Bey, zaten size yakışan da bakmayın. Bu arada parti başkan yardımcısı ve Çıracı abimizin de vefatından dolayı AK Parti camiası ve avukatlara, ailesine başsağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Ah, sabır ver. Ve de meclisi Aralık ayı 1. diliyoruz. Size iyi akşamlar. Her şey için. Son olarak Aralık ayı 2. birleşimi 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 17.30 yapılacaktır. Teşekkür.